parasıyla büyüttük. Bu orkazı organizatörü de yapanlara çok teşekkür ediyorum. Emeği güçlerinize Allah yar ve yardımcılar olsun. Şu anda Suriye'de çarpışan ordularımıza, emniyet güçlerimize Allah yardımcılar olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Çocuk ve Gençlerin Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun destek ve himayeleriyle, Sayın Valimizin katkılarıyla Cumhuriyet Ortaokulu'nda şehidimizin adını verdiğimiz Zeki Kütüphane açılışına hoş geldiniz. Bu projeyle çocuklarımızın sosyal gelişimine katkıda bulunmak, toplumsal yaşama ilişkin becerilerini arttırmak, öğrenme ve araştırma becerilerini geliştirmek, topluma, ailelerine, devletine, milletine yararlı gençler yetiştirmek amacıyla zamanlarını verimli geçirmelerini sağlamak için bu kütüphanenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve tüm şehitlerimizin ruhuna El-Fatiha diyerek konuşma başlamak istiyorum. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu himayelerinde Emniyet Genel Müdürlüğümüze bu kütüphanenin yapılmasında emeği geçen bizim Tunceli Emniyet Müdürlüğümüze, emeği geçen öğretmen arkadaşlarımıza, Pelte'imize, Tunceli'mize sizlere ayrı bir teşekkür ediyoruz. Tabii şehitler ölmez. Bu ülke kolay kazanılmadı. Rengini şehitlerimizin kanlarından alan beyaz ay yıldızlı şanlı bayrağımız kolay kazanılmadı. Bu vatan kolay kazanılmadı. Ta geçmişten günümüze nice şehitler verdik. Hala da veriyoruz. Son olarak kahraman güvenlik güçlerimiz Afrin'de destanlar yazıyor. Ve son şehidimiz de yine 4. Komando Tugay'ımız 4 Tabur Afrin'de. Orada yine eşi bizim emniyetimizde çalışan komiser muavini bir kızımızdı. Tabii ölümün çaresi doğmamak. Hepimiz vadede olduğunda bir gün öleceğiz. Ama Yüce Rabbim bizlere şehitlik mertebesinde nasip eder inşallah. Çünkü aramızda bakın pırıl pırıl çocuklarımız var ortaokulumuzda. Karşılamada da bulundular sağ olsunlar. Biz sizlere daha güzel, daha güçlü yarınlar hazırlamamız lazım. Bunun için de burada emniyetimizle, jandarmamızla, güvenlik güçlerimizle, devletimizin tüm birimleriyle, milletimizle el ele. Nitekim 15 Temmuz hain darbe girişiminde bunu yaşadık. Ve milletimizin hakikaten o birlik ve beraberliğiyle o alçaklara taviz verilmedi. Allah'a çok şükür. Yani bu ülkemiz bulunduğu coğrafi konum itibariyle bir yıldız gibi parlamakta ve bu ülke üzerinde oynanan oyunlar hem içte hem dışta devam etmekte. Bizim de özellikle sevgili çocuklarımıza söylüyorum bunu. Gelecek Türkiye'sinde sizler güzel yerlerde görev alacaksınız. Bu vatanın, bu bayrağın, bu milletin, bu toprakların kıymetini bilin. Çalışın, bilgili olun, güçlü olun ve dünyada daha da güçlü söz sahibi olacak bir ülkenin fertleri olun. Şehitlerimiz, şehit yakınlarımız, başımızın tacı, onlar için ne yapsak azdır. Fırsat buldukça evlerine gidelim, ziyaret edelim. Tunceli'miz güzel bir coğrafya. Ama bu coğrafyada hakikaten güzel işler de çıkıyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize verdiği çok büyük destek var. Bir şey yapacağımız zaman, bir şey talep edeceğimiz zaman hakikaten kısa sürede yerine geliyor. Allah razı olsun. Burada sözü fazla uzatmak istemiyorum. Eğitim her şeyin başı, çok önemli. Böyle eğitimde böyle çocuklarımıza
böyle güzel bir kütüphanenin kazandırılması ve bu kütüphanede şehidimiz İsrafil kardeşimizin isminin yaşatılması ayrı bir güzellik. İnşallah bu çocuklarımız o kütüphaneden faydalanacaklar ve hayırlı işler yapmaya devam edecekler. Ben tekrar bu memleketimizi, vatanımızı, birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyen hainlere Yüce Rabbim fırsat vermesin diyorum. Ve inşallah kahraman güvenlik güçlerimizle, devletimizle, milletimizle el ele her şeyin üstesinden gelecek diyorum. Hadi bakalım, hadi. Bismillah, hayırlı olsun. Çok güzel, evet. Elinize sağlık. Sizlerden Allah razı olsun. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Ama ben oynamayı bilmiyorum. Şuradan nasılsınız? İyiyiz, nasılsınız? Dur bakalım, bugün bak misafirlerimize geldik. Hoş geldiniz. Tanışmalar da. Oturun lütfen şuradan. Biliyorsunuz okulumuzda kütüphane açtık. Şehidimiz olsun. Şehidimizin annesi Ayşe teyzeniz. Babası Hüseyin amcanız. Vefat etti. Eşi. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Vedat Paşa'm, bölge komutanımız. Anlaşmıştık hocamız. Öyle, bugün dolu dolu geldiniz. Evet.